Selda ablacığım, ellerine sağlık. Afiyet bal olsun inşallah. Evet, Yadigar Hanım, nasıl buldunuz arabaşı çorbasını? Arabaşını beğenmedim diyeceğim. Çünkü... Niye? Koyu olmuş, bunun biraz daha yok, arabaşı sulu. Böyle olur. Hayır, olmamış. Evet, arabaşı böyle biraz olur. Biraz daha başka... acısı fazla olur bunun. Acısı az geldi. Acısı koyu az geldiyse geldi. Salçası çok biraz ekşi geldi. Dökersin. Salçasını çok koymuşsunuz. Yok, salçasız bu size yenmez. Göre. Salçasız olsun demedim zaten. Çok gelmiş, ekşitmiş o salça tadı. Ve biraz daha acısı olması lazım. Kıvamı da koyu geldi. Daha ne diyeyim yani? Bunun kıvamı böyle başka da bir şey demek istemiyorum. Kabul etmiyorsunuz. Yok, böyle olur kıvamı. Niye? Size göre. Kaç kaşık un koydun abla? 2 kaşık. Bu peki, ne kadar afiyet ama olsun tencereye. Evet Hatice Hanım. Arabaşı çorbası bu değil. Bu bence domates çorbasının kıvamlı yo, hali. Yo, domates mi koydum ben onun yani içine? Yani çok salça koydum. Domates çorbasına tavuk yusun. Abartmayın ya. Vallahi Hanım, çok abartıyorsunuz siz. Domates sosu gibi içinde yani domates salçası yo, çok domates, fazla. Yok, domates mamates yok onun ekşisi içinde. Ekşisi az, un var, acısı salça var. Az. Ama hiç dinlemiyorsunuz. Evet. Acısı az, ekşisi az. Domates sosu gibi içinde böyle salça şeyi çok fazla. Kıvamı yoğun. Baharatı eksik. İyi bir şey arabaşı söyleyeceğim mi diye bekledim ama bir cümlenin içinden iyi bir şey çıkmadı vallahi. Elinize sağlık ama arabaşı çorbası böyle olur. Emek isteyen canım bir çorba. Böyle olur. Ellerinize arabaşı sağlık. Çorbası. Fakat bu arabaşı çorbası değil. Arabaşı çorbası. Ne demek arabaşı çorbası değil? Hem de ben onu yerinden öğrendim. Nereden öğrendin? Nereden? Ben Yozgat'ta yapılan çorbası. Bakın bu kıvamda olmaz. Ben ondan öyle gördüm. Ha bir de ağzıma alınca şey oldu. Ne oldu? Şey oldu. Ne o? Biçim oldu işte. Ne biçim oldu? He oldu. Hatırladınız mı? Böyle demiş neydi? Ne oldu diyoruz köfteyi alınca. Ne Allah bileyim, seni kahretmesin. Ne biçim oldu? Ben unutmam asla Hatice'yi. Valla siz boş konuşuyorsunuz. Şey oldu. Boş konuşuyorsunuz. Çorban da güzel. Hepsi de güzel maşallah. Ellerim peki güzel. Afiyet olsun. Elif Hanım siz boş konuşmaya devam edin. Bir getireyim mi öbür yemekleri? Neyi getireceksin? Tas kebabını. Hemen yiyin için kalkıp yemin ederim. Kadın çorbayı beğenmediniz aç kalmayın diye hemen kalkıp yemeği getirmek istiyor. Kadir kurban Bey olurum. Yeriniz çok için ya içti. Kalkın gidin der gibi. Bak ne kadar bir saat server ama şeyleri arayı çok tutmuyor. Hebele. Elif Hanım. Peki, şöyle arabaşı çorbası yöremize ait bir çorba. O yüzden çok sık yaparız. Kerim annem de çok güzel yapar. Ama kıvamı oluruna göre çok koyu. Dedikleri gibi çok fazla salça tadı geliyor. Baskın bir salça tadı var içerisinde. Salçanın baharatından mı neden ağzımı böyle buruşturan bir tuz tadı geliyor. Yani ya ekşiliğinden bunu hissediyorum ya da tuzunun farçalığından, fazlalığından. Çünkü içinde çok fazla salça şimdi var. Yorumcu olan sizsiniz. Yani bu ekşiliğin sebebi ne? Salça mı? Salça çok mu olmuş, iyi mi kavrulmamış? Salça çok. Yoğun. Salçası yoğun o salçası özü çorbasına olmuş göre kararcına koyuyorum ben. Salça kavrulmamış olsa da unu topak da kararca koyuyorum. Ölçüsüyle. Çorba da bu işte. İşte elinden gelen bu. Adı güzel. Budur. Sen salçayı çok seviyor olabilirsin. Ama olurunda bu kadar salça yok. Yani. Biz de yemek gittiğimiz zaman misafiri sevmediğimiz şey olduğumu getirdiğim öyle bir şey diyemeyiz. Ama bu misafirlik değil. Ev sahibi yarışma. Ne pişirirse onu yiyorsun. Şimdi o başka bir şey Selda Hanım. Ev sahibinin pişirdiğini misafirin yemesi başka bir şey. Burada olmayan bir çorba var. Özüne sadık kalınmadan yapılmış. Tabii ki. Benim vallahi kanaatim. Ben soracağım. Yani yapım bunu bir aşamalarını Yozgat'ın önüne koysak? Demez bunu arabaşı çorbası. Hayır. Arabaşı çorbası. Demez. Demez. Ankaralıyım. Çocukluğumun. Sen Yozgat'ta mıydın? Kaynanam Kayseri'de. Onlar bol bol yapıyorlar. Bizim coğrafyamızın demek ki herkesin bir değişik bir şeysi var. Benim ya, arabaşı çorbam da bu. İç Anadolu bölgesinin pek çok şehrinde bilinen en başta gelen çorbalardan birisi arabaşı çorbası. Hatta Mersin'e doğru falan Afyon'da da kayar. Da Yörükler falan da bilir bunu. Ama bu orijinal bir arabaşı çorbası değil. Arabaşı bir çorbası kere unumu, canım benim. Ben arabaşı yapım çorbası aşamasını soracağım. Bir sorayım, siz bir söyleyin Selda Hanım. Selda orada Hanım, evet arabaşı çorbası ya da değil diyeceğim. Bu çorbanın püf noktaları yok, var. Yok siz yani ne yapmak bak, istiyorsunuz? Bak ununu sormak bakın istiyor. En önemli püf noktasıdır unu. Selda Hanım bir söylesin. Neyi söyleyecek? Nasıl yaptığını. Niye nasıl yani yaptım? Unu, ununu kavurdum. Tavuklarını haşladım. Ununu kavurdunuz. Evet. Peki ununu
yağla falan mı kavurdunuz? Yok, yağ... direkt yağsız. İşte bak. Olmaz. O yağlı da ya. Olur mu? Helva mı yapıyorsunuz? Hayır, hayır, hayır. Yok hayır. Ya, yok. Zannediyorum yok, ki yok. Benim buzdolabı. Kime gidi? Sor, yağının kavrulur. Tamam, yağla kavrulur. Yok, boş, vallahi boş yapıyoruz. Yağla kavrulur. Arabaşının hamuru. Evet, ya karıştırdınız hiç yine. Hiç duymadım. Durun. Bismillahirrahmanirrahim deyin de. Gidecek şimdi. Siz dur, bir şey sakin. Bilmiyorsunuz valla. Ay gerçekten yağlı. Ben bildiğimi söylüyorum. Serpil Hanım'a diyorum ki. Bilmiyorsunuz. Bir senin yağlı. Kime sorarsın git bakayım. Bakın sor. Ben yağlı kavrulur demedim. Kavrulmuş. Hatice Hanım'ın düşüncesi o. Benim buzdolabıma gidin. Cam kavanozumda bir un göreceksiniz. Kavrulmuş un. Olabilir. O bizim buzdolaplarımızda durur. Biz arada o azalmaya yakınken tekrar bir kavururuz. Yağsız unumuzu kavururuz. Hatta tamam, böyle yağsız tatlı kavuruyorum. Da bir, tatlı da bir kahverengi renk alır. Ama şimdi şöyle bakın. Ne diyorum? Buzdolabında duruyor o un diyorum benim. Arabaşı çorbası tamam, yapacağım kileriniz zaman dolu. Allah kabul etsin. Şunu öğrenmek istiyorum. Kışlarımız hazır demek istiyorum. Hanımefendi zaten un yağsız kavurdu. Bakın o un soğuk olacak. Kavrulmuş. Bizim de buzdolabında duruyor un. Selda Hanımcığım olay o değil. Yani. Kavrulmuş un. Duracak kenarda soğumuş bir vaziyette ve tamam. Onu bu çorbayı yaparken soğuk suyla açacaksınız. Evet açtım. İlk önce. Açtım. Leğende açtı. Gördü, çeşme açtım. Suyla açtı hiç evet. Isıtmadı. Önce kavurdunuz, evet. Soğuttunuz. Evet, eledi. Tabii eledim. Tamam işte ben bunu öğrenmeye çalışıyorum evet. Ama niye bu kadar peki, çorbada... Peki az önce niye tepki gösterdiniz ben... kavurdum hı? Dediğinde? Hayır. Bir şeyler oldu artık. Hayır. Bakın sen yaptın hep ortalığı. Sen ne karıştırdın. Ne yaptım ben? Herkese gelecek. Bir şeyde anlaşamadık. Yağ dökmesi gerekiyormuş gibi bir hava yarattınız evet. Masada. Yok yok. Yağlı. Sen yaptın. Biz, o zaman yok. Yanlış yapıyor Hatice. Hayır. Sen yanlış yapıyorsun. Hayır Kadir Bey. Hayır Kadir Bey. Bir şey diyeceğim. Biz de öyle yapıyoruz ki yanlış. Yok yanlış değil. Kayserili gelin. Sen niye ağzını açmıyorsun? Kime sorarsan. Kadir Bey yağda kavururuz. Yağda mı kavururuz? Evet. Ha yoruldun ha. Şimdi yağda bir şey var. Olmaz. Biz yağda kavururuz. Bizim afyondaki usulü öyledir. Öğretmeni. Olmaz dedim. Olmaz. Hatice'nin hiçbir bilgisi yok. Asla öyle bir şey olmaz. Kime de sorarsa sorsun yağla hiçbir un kavrulmaz arabaşı çorbası için. Ben 18 yaşımdan beri unun yağın içindeyim. Benim kadar bilgili hiçbirisi de değildir aslında. Yağda mı kavruluyor kız? Doğru söyle. Ben bildiğimi söylüyorum. Bizim söyle Allah aşkına bak. Kavrulur. Ben bak doğru söyle. Bence o da ben bilmiyor bak. Bence Elif de bilmiyor. Yok da niye biliyor? Çok pardon. Elif Hanım az önce Kayseri gelini olduğunu, kaynanasını çok yaptığını iddia etti. Çorbaya bahane buldu ama iş püf noktaya gelince daldan dala dayla alara kızım gider yayla alara oldu. Yakalandı. Elif de yansıdı. Doğru. Şöyle bir durum var. Herkesin bir fikri var, bir tecrübesi var, eğitimi var. Bir de orijinali var ama. Evet orijinali var. Eğitimde eğitim dediniz tutturdunuz ya. Bu eğitim ne eğitim Allah'ını seversen ya. Bizde yok mu eğitim? Yaptım işte onun dediği gibi buzdolabındaymış unu da. Bizimki de buzdolabında. Çıkardın, yağınan mı kavurdun? Yok. Sen de benim gibi yağsız kavurdun. Hep aynı kapıya çıkıyor, siz boş konuşuyorsunuz. Gördün mü? Ah Selda Hanımcığım. Bu yüzden. Bu kadar ha, çok... Elif'e soruyorum. Elif, un yağla mı kavruluyor yağınan? Bilmiyor, Elif de bilmiyor. Tek sebebi... Ama bunun Elif, tek sorunu bilmiyorsa, bilmiyorsunuz, bilmiyorsunuz. Selda Hanım. Yoruldum işte. Yorulun işte, yorulun. Bilmediğiniz için yorulun. Ben biliyorum, biz yağda kavururuz. Arabaşı da çok güzel sen yaparım. Sen hele hiç bilmiyorsun. Ben, hayır. Ben bildiğimi söylüyorum. Biz yağda kavururuz. Vallahi bilmiyorsun. Un elması. Git kime sorarsan sor, arabaşının unu yağda mı kavrulur, yağsız mı? Yağda kavrulur. Aman seninle mi uğraşacağım be? Eyvah. Sen de diyorsun niye konuşuyorsun? Bu yemeği uyuşma bari bununla Selda Hanım masayı terk etti. Selda Hanım masadan hızlıca kalkıp gitti ve eliyle bir hareket yaptı Hatice Hanım'a. Yani benim tuhafıma gitti, ayıp etti. Evet yaptım. Hiç doğru konuşmuyor. Mayı 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 mayı. Yani ben böyle şeyi sevmem. Güzelce bir seslice konuş, bir kere konuş, öz konuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.